Buna göre tabloda verilen karışımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? Yukarıda karışımın ne olduğu, heterojen ve homojen karışımların neler olduğu söylenmiş. Ve aşağıda da KLMN, PR maddeleri verilmiş. Yani bu karışımlar verilmiş. Bu durumda bu karışımları homojen ve heterojen olarak ayırmamızı istemiş. Homojen olanları burada, heterojen olanları da burada sınıflandıralım. Şimdi K ile başlayabiliriz. K'nin kolonya olduğunu görüyoruz ve tek bir madde gibi görünüyor. Her yerde eşit şekilde dağılmış görünüyor. Dolayısıyla homojen diyebiliriz. Salata homojen bir şekilde dağılmamış. Maddeleri tek tek görebiliyoruz. Dolayısıyla heterojen karışımdır. Zeytinyağı ve su birbiri içinde karışmayan, çözünmeyen bir karışım. Dolayısıyla bu da heterojen karışım. Maden suyu tek bir madde gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu homojen karışımların içine almamız gerekecek. Toprak da heterojen bir karışımdır. İçerisindeki maddeleri tek tek görebiliriz. Şekerli su bir çözelti yani homojen bir karışımdır. Dolayısıyla buraya yazmamız gerekecek. Bu durumda cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan deneye göre kaplardaki çözünme hızlarını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Görseldeki PRS kaplarında eşit miktarda ve eşit sıcaklıkta su bulunmaktadır. Bu kapları sırasıyla aynı miktarda küp şeker, toz şeker ve pudra şekeri atılarak bu maddelerin suların içindeki çözünme hızları ölçülüyor. Burada kullanılan maddeler farklı. Dolayısıyla tancık boyutundan faydalanarak çözünme hızlarını kıyaslayacağız. Tancık boyutu en küçük olan en hızlı çözünen olacak. Dolayısıyla pudra şekerinin çözünme hızının en hızlı olmasını bekliyoruz. Ardından toz şekeri, en yavaş çözünecek olan da küp şeker. Dolayısıyla bunu da 3 numara ile gösterebiliriz. Bu durumda S'deki çözünme sürati en fazla olacak, P'de de en az olacak, R'de bunların ara bir değerine sahip olacak. Cevabımız D seçeneği. Verilen modellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanda homojen ve heterojen karışımlara ait olduğu bilinen iki model verilmiş. Birinci modele baktığımızda tanciklerin eşit bir şekilde yayılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu heterojen karışımlara ait bir gösterim. İkinci modele baktığımızda ise tanciklerin eşit dağıldığını görüyoruz. Bu da homojen karışımların gösterimidir diyebiliriz. D. İkinci model tuz su karışımına ait olabilir. Tuzlu su homojen bir karışımdır. Dolayısıyla ikinci modele ait olabilir. Yine deniz suyu homojen bir karışımdır. Dolayısıyla ikinci modele aittir diyebiliriz. B. Birinci model limonataya ait olabilir. Limonata da içerisinde tanecikleri tek tek görebildiğimiz bir karışım olacaktır. Dolayısıyla heterojen karışımı örnektir. Birinci model havaya ait olabilir. Hava homojen bir karışımdır. Ancak birinci model bize heterojen karışımları göstermekteydi. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız A seçeneği. Kaplarda oluşan karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci kapta şeker ve su karıştırılmış ve şeker suda görünmez hale gelmiş. İkinci kapta K ve L karıştırılmış ve M maddesi oluşmuş. Üçüncü kapta P ve R karıştırılmış, P üstte, R altta kalmış. Birinci ve ikinci kapta homojen karışımlar elde edilmiş, tek bir madde gibi görünmekteler. Üçüncü kapta ise yoğunluk farkı oluşmuş ve heterojen bir karışım oluşmuş. Buna göre aşağıdaki seçenekleri inceleyelim. A. İkinci kaptaki karışım sıvı sıvı homojen karışıma örnektir. Evet, K ve L sıvı ve bir araya gelince de homojen bir karışım oluşturmuşlar. Bu örnek doğru. B. Üçüncü kaptaki karışımın belirli bir kaynama noktası yoktur. Karışımların belli bir kaynama noktası yoktur. Çünkü bunlar saf maddeler değildir. Doğru. C. Birinci kapta çözünme olayı gerçekleşmiş ve bir çözelti oluşmuştur. Şeker suyun içinde çözünmüş ve çözelti oluşmuştur. Zaten homojen karışımların diğer bir ismi çözeltidir. Bu da doğru. D. Üçüncü kaptaki karışım
karıştırılarak bir süre beklenirse homojen olur. Yanlış, çünkü heterojen karışım, karıştırmak bunun homojenleşmesini sağlamaz. Yoğunluk farkı var maddeler arasında, dolayısıyla hep böyle görülecektir. Cevabımız D seçeneği. Birinci düzenekteki çözünme hızının daha yüksek olduğu gözlemlendiğine göre deneyin kontrol edilen değişkeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada karıştırma olayının çözünme hızı üzerindeki etkisi gözlemlenmek istemiş. Bu durumda karıştırma burada bağımsız değişken olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki birini karıştırıyoruz, diğerini karıştırmıyoruz. Yani etkileyen değişken burada karıştırma olayı. Etkilenen de çözünme hızı, yani bağımlı değişkenimiz. Karıştırıp karıştırmamamıza bağlı olarak etkilenen değişen durum. Birinci düzenekte 10 derece sıcaklıktaki 50 mililitre suyun içine 5 gram gıda boyası dökülmüş ve karıştırılmış. İkinci düzenekte ise yine 10 santigrat derece sıcaklıktaki bir 50 mililitre su var. İçine 5 gram gıda boyası dökülerek beklenmiş. Sıvının sıcaklığı ikisinde de aynı, dolayısıyla kontrol değişkenidir. Sıvı miktarı ikisinde de 50 mililitre, bu da kontrol değişkeni. İkisine de gıda boyası konuyor, dolayısıyla bu da kontrol değişkeni ve aynı gıda boyası konuluyor. Çözünme hızı yukarıda bahsettiğimiz gibi bağımlı değişkenimiz. Karıştırmaya bağlı olarak çözünme hızı etkilenecek. Bu nedenle bağımlı değişken olarak karşımıza çıkacak. Verilen tanıma göre aşağıdaki tanecik modellerinden hangisi bir karışıma aittir? Karışımlar farklı tür maddelerin istenilen her oranda karıştırılmasıyla oluşan maddelerdir. A'ya baktığımızda tek bir çeşit atom cinsi görüyoruz. Dolayısıyla buna element diyebiliriz. Elementler karışım değildir, elementler saf maddedir. B'ye geldiğimizde yine tek bir çeşit tanecik modeli görüyoruz. Bir çeşit molekülden oluşmuş. Dolayısıyla burada bileşik gösterimi söz konusudur. D'ye baktığımızda yine tek cins atomdan meydana gelmiş. Bu da elementtir diyebiliriz. Ancak C'ye baktığımızda farklı cins tanecik modellerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir karışım olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. Araştırmacı bu çalışmasında başarılı olabilmek için aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır? Bir araştırmacı yandaki deney düzeneklerini kurarak sıcaklığın çözünme hızına etkisini gözlemlemek istiyor. Bu durumda iki düzenekte tek farklı şeyin sıcaklık olması gerekiyor. Örneğin 100 mililitre su burada, 100 mililitre su burada konulmuş. Kontrol değişkeni olarak var olmalı. Doğru bir nokta. Sıcaklıkları farklı. Zaten farklı olması gerekir. Çünkü sıcaklığın çözünme hızına etkisini bulmaya çalışıyoruz. Küp şeker kullanılmış, ikisinde de doğru bir işlem yapılmış. Bunun da kontrol değişkeni olması lazım. Ortamdaki tek farklı durumun sıcaklık olması lazım. Birinde 20 gram kullanılmış, diğerinde 10 gram kullanılmış. Bu hatalı bir durum. Bunun üzerine gitmemiz gerekecek, değiştirmemiz gerekecek. İkisinin de gramının aynı olmasını sağlamamız gerekecek. Dolayısıyla 100 mililitre su eklemek gereksiz bir etkinlik olacak. Yapmamalıyız. Çünkü halihazırda zaten su miktarı kontrol değişkeni. Çözeltiyi karıştırmak da aynı şekilde sıcaklığın çözünme hızına etkisini ölçmemizde etkili bir aksiyon olmayacak. Birinci düzenekte küp şeker yerine toz şeker kullanmak da yine sıcaklığın etkisini ölçmemizde etkili değil. Yapabileceğimiz tek şey birinci düzeneğe 20 gram yerine 10 gram küp şeker eklemek olabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. Deneyin başlangıcında kronometreler 60 değerini gösterdiğine göre tuzların tamamı çözüldüğünde kronometrelerin son görünümü aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? Burada sıcaklığın çözünme hızına etkisi araştırılıyor. 4 numaranın sıcaklığı en fazla olduğu için en kısa sürede tuzu çözecektir.
Ardından 3 numara 80 dereceyle ikinci sırada yer alacak. 2 numaralı Behr Glass'taki tuz 3. sırada en hızlı çözünen olacak. Bir de en yavaş çözünen olacak çünkü sıcaklığı en düşük. Burada kronometrenin 60 değeri ibre burada olduğunda gerçekleşir ve uzun olan ucu takip edeceğiz. Koyu olan tarafı değil. Baktığımız zaman D seçeneğinde 4 numaralı kaptaki tuzun çözünme süresi 10 saniye olarak burada gösterilmiş. Yani en kısa çözünen olarak görünüyor. Ardından 25 saniye olarak burada 3. kap gelmiş. 35 saniyede 2. kap ve 50 saniyede de 1. kapta çözündüğünü görüyoruz. Dolayısıyla yukarıda yapmış olduğumuz bu sıralamayla uyumlu olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Verilen metinden hareketle yorumlarından hangileri yapılamaz? Kolonya, Giovanni Paolo Feminist tarafından üretilmiştir. İçeriğinde etil alkol, su ve çeşitli bitkilerin esansı bulunur. Kolonyanın yapımında öncelikle etil alkol istenilen orandaki esans ile karıştırılır. Ardından bu karışıma saf su ilave edilir. Süzme kağıdı ile elde edilen karışım süzülür. Son durumda kolonyaya dışarıdan bakıldığında tek bir maddeden oluşmuş gibi görünür. Bir, kolonyayı oluşturan maddeler kendi özelliklerini tamamen kaybederler. Karışım olduğu için kendi özelliklerini tamamen kaybederler diyemeyiz. 2. Kolonya birden çok maddenin belli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşmuş karışımdır. Evet, kolonya birden çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Örneğin saf su, etil alkol ve bir takım bitkilerden edilen esanslar gibi. Ancak bunlar belli oranlarda bir araya gelmez. Karışımlarda belli bir oran yoktur. 3. Kolonya yapım aşamasında süzme kağıdı ile süzüldükten sonra heterojen görünüm oluşmuştur. Süzme kağıdını kullandıktan sonra homojen bir görüntüye kavuşur kolonya. Dolayısıyla bu yorumu da yapamayız. Cevabımız D seçeneği. Buna göre oluşan karışıma gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? K katısı ve L sıvısı bir erlenmeyer içine konulmuş ve karıştırılmış. Karıştırma sonucu K katısı kapta görünmemiş ve kaba dışarıdan bakıldığında sıvının tek bir maddeden oluşuyormuş gibi görüldüğü gözlemlenmiş. Bu durumda burada çözelti dediğimiz homojen bir karışım elde edilmiş, katı ve sıvıdan oluşan. Bu durumda K katısı tuz, L sıvısı su olabilir. Tuzlu su da yine bir çözelti örneğidir. Dolayısıyla yukarıdaki durumla uyumlu olduğu için doğru olarak kabul ediyoruz. 2. K katısı çözünen, L sıvısı çözücü olarak adlandırılır. Burada karıştırıldığında K katısının kapta görülmediği ve yok olduğu söylenmiş. Dolayısıyla K çözünen, L de çözücü olarak adlandırılabilir. K katısı araştırma sonucu hal değiştirerek erimiştir. Karıştırma sonucu hal değiştirerek erimiştir. Burada çözünmek ve hal değiştirmek aynı şeyler değil. K katısı burada çözünerek yok olmuş. Dolayısıyla bunu doğru kabul edemiyoruz. Cevabımız B seçeneği. Buna göre yapılan deneydeki bilimsel değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada eşit miktar su kullanılmış, eşit x sıcaklıklara sahipler ve içlerine eşit miktarda tuz atılmış, özdeş ısıtıcılar kullanılarak düzenekler eşit süre ısıtılmış. Burada tuzların çözünme hızı bağımlı değişkendir. Neye bağlı olarak değişir? Aldıkları ısı miktarı ve çözeltilerin son sıcaklıklarına göre değişir. Dolayısıyla buna bağımlı değişkendir diyebiliriz. Çözeltilerin son sıcaklıkları bağımsız değişkendir demiş. Burada farklı miktarda ısıtıcı kullanıldığı için kapların son sıcaklıkları farklı olacaktır. Dolayısıyla ortamdaki yerleştirilmiş bağımsız değişken olarak göze çarpabilir. Son sıcaklıklar bu durumu nasıl etkiler, çözüm hızını nasıl etkiler, bununla ilgili
yorum yapabiliriz. Bu yüzden bağımsız değişken diyebiliriz. Verilen ısı miktarı kontrol edilen değişkendir denilmiş. İkisi de eşit süre ısıtılıyor ancak birisi iki tane ısıtıcı ile ısıtılıyor. Dolayısıyla kontrol edilen değişken diyemiyoruz. Kontrol edilen değişken olabilmesi için ikisinin de eşit miktarda olması gerekirdi. İkisinden de bir ya da iki tane olması gerekirdi. Kaplardaki su miktarı kontrol değişkenidir. Evet, ikisine eşit miktarda su konulduğu için kontrol değişkenidir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Verilen poğaça tarifine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Görselde poğaçanın nasıl yapıldığının adımları verilmiş. Bir, şeker sütün içinde çözünmüştür denilmiş. Burada birinci ifadede süt ve şekerin şeker görünmeyinceye kadar karıştırıldığı söylenmişti. Dolayısıyla şekerin sütün içinde çözüldüğünü söyleyebiliriz. Çırpılan karışım un eklenip karıştırılmadan önce homojendir denilmiş. Burada üçüncü adımdan öncesini kastediyor. Su bardağı yoğurt koyuyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 2 adet yumurta çırpıyoruz. Daha öncesinde maya var, süt var. Dolayısıyla bu karışımın homojen olma ihtimali yok. Bu maddeler heterojen bir görünüm elde etmemizi sağlayacak. 3. Yoğrulan hamur belli oranlarda maddelerin bir araya gelmesiyle oluştuğu için bileşiklere örnektir. Poğaça bir karışımdır. Dolayısıyla bir bileşik değil. Ve karışımlar belli bir oranda bir araya gelmez. Bu özellik bileşiklere ait bir özelliktir. Halbuki poğaça bir karışım. Dolayısıyla bu da doğru değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Buna göre öğrencinin bu deneydeki araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayarak gözlem yapmış. Bu deney düzeneklerinde 40 derecedeki 30 mililitre suya 10 gram toz şeker, diğerine ise 10 gram küp şeker atmış. Burada tek fark eden durum birinde toz şeker, diğerinde küp şeker olması. Bu durum aklımıza yalnızca temas yüzeyini getirmeli. Diğer her şey kontrol değişkeni olarak aynı sunulmuş düzeneklerde. Dolayısıyla koyduğumuz toz şeker ve küp şeker bizim bağımsız değişkenimiz. Bu da temas yüzeyini beraberine getiriyor. Yani çözünenin temas yüzeyinin çözünme hızına etkisi var mıdır sorusu yukarıda verilen düzenekler için sorulmuş bir araştırma sorusudur diyebiliriz. Burada toz şeker ve küp şeker temas yüzeyi farklılık yaratıyor. Dolayısıyla temas yüzeyinin çözünme hızına etkisini araştırıyordur diyebiliriz. Öğrencinin yaptığı deneye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir öğrenci içinde 5 gram tuz ve 100 gram su bulunan karışımı yanda gösterildiği gibi ısıtmaya başlamış ve bir süre sonra kapta sadece 5 gram tuz kalmış. Burada su ve tuz homojen bir karışım oluşturmakta. Tuz suyun içerisinde çözünmekte. Burada ısıttıktan sonra da suyun buharlaştığını ve tuzla ayrıldığını söyleyebiliriz. A kapta son durumda kalan madde formülle gösterilir. Evet, tuz sodyum klorür formülüyle gösterilir bir bileşiktir. B kaptaki çözücü madde miktarı süreç boyunca azalmıştır. Çözücü suyun son durumda kalmadığını görüyoruz. Gitgide azalmıştır. Doğru. C kaptaki karışım başlangıçta element ve bileşikten oluşan bir çözeltidir. Tuz bir bileşik, su da bir bileşik. Suyun da formülü var. Bu şekilde gösteriyoruz. Tuzu da tekrar buraya yazabilirim. Bu durumda ikisinin bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Yani element yok bu ortamda. D. Süreç boyunca kaptan uzaklaşan madde kimyasal özelliğini kaybetmemiştir. Evet, çünkü suyun buharlaşması fiziksel bir değişimdir. Dolayısıyla kimyasal özelliğini kaybetmez. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir deriz. Buna göre öğrencilerin yaptığı karışımlar ve karışımları oluşturan maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bir öğretmen öğrencilerinden karışım türlerinin sınıflandırması ile ilgili farklı deney düzeneklerini hazırlamalarını istemiştir. Öğrencilerin hazırladığı düzenekler ve karışımların görünümleri aşağıda verilmiş. Birinci gruba K sıvısı ve L sıvısı vererek sıvıları birbirine karıştırmaları istenmiş. İkinci grupta K sıvısı ve N katısı karışmış, ikinci karışım elde edilmiş. Üçüncü grupta K sıvısı ve P katısı verilerek birbirine karıştırmaları istenilmiş ve üçüncü karışım elde edilmiş. A, bir ve ikinci karışımlar homojen, üçüncü karışım heterojendir. Birinci karışıma baktığımız zaman tek bir madde gibi görünüyor, homojendir diyebiliriz. İkinci karışım da yine tek bir madde gibi görünüyor. Tanecikler her tarafa eşit yayılmış görülüyor. Dolayısıyla bu da homojendir. Üçüncü karışıma geldiğimizde K ve P'yi ayrı ayrı görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da heterojendir. Bu durumda A seçeneğindeki ifade doğrudur diyebiliriz. B, K sıvısı tüm düzeneklerde çözücü olarak kullanılır. Bu son üçüncü grubun deneyine bakacak olursak düzeneğine K, P'yi çözememiş. Dolayısıyla hepsi için çözücü olarak adlandırılamaz. C, N katısı K sıvısında çözünürken L sıvısında çözünmeyebilir. Baktığımızda ikinci grupta N katısının K'nin içerisinde çözündüğünü görüyoruz. Bu N katısı L'nin içinde çözünmeyebilir. Bu bir olasılık. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Bilmiyoruz. Deneyerek ancak görebiliriz. D, bir katı madde ile sıvı maddenin karıştırılması sonucu homojen karışım oluşmayabilir. Bu da yine üçüncü gruptaki deneye bakarak söyleyebileceğimiz bir ifade. Bir sıvı, bir katı birbirine karışmış ve heterojen bir karışım olan üçüncü karışımı oluşturmuşlar. Dolayısıyla homojen karışım oluşturmayabilir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği.